Üsküdar'a gelirken programından herkese merhaba sevgili izleyenler. Bugün yanında çok değerli bir konuğum var. Üsküdar Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Sayın Nazife Güngör hocamız var. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız hocam? Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Sağ olun hocam ben de iyiyim. İletişimden mezun olmuşsun. Evet hocam. Tebrik ederim. Çok teşekkür ederim. Yeni mezun oldum. Hemen de mesleğe başladın. İnşallah hocam. İnşallah <laughs> devam eder. Tebrik ederim. Çok sağ olun hocam. Kıymetli vaktinizi ayırıp geldiniz. Çok teşekkür ederiz. Sizle program yapmanın onurunu da yaşıyorum şu an. Bunu da bildirmek istiyorum. E, ben de hocam. onurunu yaşıyorum. Tabii iletişim Fakültesi öğrencimizin mezun olup sektöre atılmış olmasından dolayı. Çok teşekkür ederim hocam. Sağ olun. Hocam, üniversite sınavları bitti. Şu an öğrenciler tercih dönemindeler. Öğrenci için hedef ve amaç belirlemek aslında çok önemli ama zor bir nokta. Evet. Öğrenci bu tercih dönemini nasıl doğru yönetebilir? Ee, tabii yani e, çok zor bir karar verecek. Yani bir kere öncelikle e, ne okuyacağına, hangi üniversitede hangi bölümü okuyacağına karar verecek. Bu karar sadece bir üniversite okuma kararı değil. Bu aynı zamanda bundan sonraki hayatını da nasıl yaşayacağı, nasıl bir yaşam tarzı kendisine kuracağı, nasıl bir e, iş hayatı, nasıl bir meslek yaşamı ve nasıl bir genel olarak nasıl bir yaşam biçimi, yaşam tarzı belirleyeceği konusunun kararıdır aslında. Onun için de zor bir karar. Bugün genç kardeşlerimizin üniversite sınavına girmiş genç kardeşlerimizin vereceği bu karar bundan sonraki bütün hayatlarını etkileyecek. Onun için çok iyi düşünsünler. Hı hı. Öncelikle kendilerini çok iyi sorgulasınlar. Her yönden kendilerine sorular sorsunlar. Ne yapabileceklerini, neden zevk alabileceklerini ilgi alanlarını, e, ilgi konularını, hobilerini, profesyonel e, tarzda ne yapacaklarını. Dolayısıyla sevdikleri meslekleri, sevdikleri iş tarzını, yaşam tarzını, mesela e, baksınlar bütün bir günü, gündelik hayatlarını nasıl e, organize edeceklerini, insan ilişkileri, toplumda kendilerini nereye konumlandırdıkları, aile içinde nereye konumlandırdıkları. Nasıl bir dünya, nasıl bir gelecek hayal ettikleri, bütün bunları düşünerek ama öncelikle kendilerine, kendilerini daha iyi tanıyabilecekleri sorular sorarak, yetenekleri tabii, yeteneklerini, potansiyellerini, ilgi alanlarını, zevklerini, haz duygularını hani yapmaktan haz duyacakları iş ve meslek dallarını. Dolayısıyla bütün bunları sorgulasınlar, bütün bunları saptasınlar. Ona göre de öncelikle bir bölüme karar versinler, bir program, bir bölüm, bir alana karar versinler. Ee, i̇kinci olarak da bu alanı, bu bölümü hangi üniversitede okuyacaklarına karar versinler. Hangi üniversitede okuyacakları kararını verirken de mutlaka üniversitelerin web sayfalarına girsinler, oradaki akademik kadroya baksınlar. <laughs> her bir bölümün okumak istedikleri bölümlerin akademik kadrosunda orada akademisyenlerin CV'leri var. Akademisyenlerin yapıp ettikleri var. O CV'lere girsinler, incelesinler. O akademisyenlerin başarılarına girsinler, başarılarını. Hani yurt içinde, yurt dışında akademik başarı. Bütün bunlarla ilgili bilgi alsınlar. Hı hı. Bu arada tabii ki okuyacakları üniversitenin lokasyonu da çok önemli. Evet. Ee, hangi kentte yer alıyor, kentin neresinde yer alıyor, şehir içi olanakları nelerdir? Ee, tabii ki bu ulaşım için önemli, bu üniversite esnasında kendilerini kuracakları yaşam biçimi açısından ve yaşam koşulları açısından önemli. Tabii bir diğer nokta da seçecekleri üniversitenin e, yurt dışı olanakları çok önemli. Çünkü artık biz küreselleşen bir dünya içinde yaşıyoruz. Biz artık hiçbirimiz belli bir e, ülkenin sınırlarıyla e, artık sınırları içerisinde değiliz. Evet. Dolayısıyla dünyaya açılmak, küresel dünyanın bütün olanaklarından faydalanmak, küresel dünyada e, iş yapmak, ileriye çok daha küresel bir vizyon koymak açısından da seçecekleri üniversitenin onları uluslararası düzeye ne oranda taşıyacağı, onları uluslararası düzeyde ne oranda hareket ettireceği ve hareket olanağı sağlayacağı da çok önemli. O açıdan örneğin Üsküdar Üniversitesi'ne baksınlar. Üsküdar Üniversitesi bütün bu olanaklara baktığımızda bir kere Türkiye'nin en güzel kenti bir Avrupa, bir dünya kentinde konuşlanmış durumda. O kentinde en merkezi yerinde Altunizade'de, evet, e, tam Üsküdar'da konuşlanmış durumda bütün ulaşım araçları şehrin tam kalbinde İstanbul gibi muhteşem bir şehrin Üsküdar gibi muhteşem bir yerinde bu Üsküdar'a biliyorsunuz Üsküdar İstanbul'un incisi deniliyor evet. hak ediyor bu ünvanı Dolayısıyla çok güzel bir yerde konumlanmış durumda Üsküdar Üniversitesi'nin uluslararası olanakları çok iyi bize gelen öğrenci Erasmus'la Hangi bölüme gelirse gelsin üniversitemizde şu anda altı fakültemiz bir meslek yüksek okulumuz var. Hı -hı. Hangi programımıza gelirse gelsin bütün öğrencilerimiz için Erasmus olanakları ki bu öğrencinin belli bir dönem yurt dışında okumasına olanak verecek, yurt dışı staj olanakları bu öğrencilerimizin çeşitli ülkelerde staj yapmasına olanak verecek. Çok güzel bir imkan. Evet, hocam. yurt dışında. Ee, bir takım tabii önemli işbirliklerimiz var bizim ee, farklı kıtalardaki üniversitelerle, farklı ülkelerdeki üniversitelerle buralara değişim programlarıyla öğrencilerimizi gönderebiliyoruz. Dolayısıyla da e, İstanbul'un Üsküdarında bir dünya üniversitesi olarak Üsküdar Üniversitesi'ne gelebilir, bu sıcak ortamda, samimi ortamda muhteşem bir e, üniversite yaşamı yaşayabilir. Arkasından da bitmedi. Bizim 5 enstitümüz var. Bizde lisans eğitimini tamamlayan öğrenciye biz o bulunduğu, okuduğu alana bağlı olarak master ve doktora da yaptırarak eğer öğrencilerimiz isterse onları akademik hayata da hazırlayabiliriz. Çok güzel bir imkan değil mi hocam? Çok güzel. Tabii bütün alanlarda hemen hemen master ve doktora eğitimi veriyoruz. Bu Eğitimlerimiz de yine çeşitli dünya üniversiteleriyle işbirlikleri halinde gerçekleşiyor. Dolayısıyla da bize geldiklerinde mutsuz olmayacaklar. Çünkü üniversite hem eğitim öğretim ortamıdır hem de burada huzurlu, mutlu, geleceğe dönük, eğlenceli, keyifli bir hayatta gerekiyor. Çünkü evet. en az bir 4 yılınızı veriyorsunuz. Tıp ya da diş hekimliği okuyorsanız 5 6 yılınızı veriyorsunuz ve bu çok önemli bir yaşam yaşa tam da böyle öğrenci artık lise yıllarını bitirmiş gençliğinin en güzel yıllarını üniversitede geçiriyor. Evet. İşte bu gençliğin en güzel yıllarını biz istiyoruz ki hem verimli geçirsin iyi bir verimli bir bilimsel ortamda geçirsin. ...verimli, nitelikli bir eğitim... ...öğretim, o eğitim, o öğretim ortamında geçirsin. Hı hı. Hem de çok keyifli bir sosyal ortam ona sağlıyoruz, sağlamaya çalışıyoruz. Hı hı. Hem de keyif alsın. Çünkü bizler e, bilim yapıyoruz, eğitim, öğretim yapıyoruz. Ama aynı zamanda birer sosyal varlığız. Onun için de sosyal hayatımızın da keyifli olması lazım. Üsküdar Üniversitesi'nde 70 civarında kulüp var. Öğrenci kulübü var. Hı hı. Bize gelen kardeşlerimiz... Bu kulüplerde çeşitli etkinlikler yapabilirler. Buralarda, yani sen de bizim öğrencimiz oldun, bir evet. takım kulüplerde yer aldın. Dolayısıyla buralarda da sosyal, kültürel etkinlikler yapılabilir. Çok önemli sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştirilebilir. Ee, mesela Türkiye bu yıl maalesef bir deprem felaketi Aynen. yaşadı. Üniversitemizden 25 civarında öğrencimiz hocalarıyla birlikte... Deprem bölgesine gittiler ve bir hafta boyunca oradaki insanlara yardımcı oldular. Hı hı. Giyim, yardımı, gıda yardımı, moral destek. Dolayısıyla hani geldiklerinde evet çok kötü deneyimlerdi, çok kötü bir deneyim, bir felaket. Ama depremzede vatandaşlarımızın, insanlarımızın yanında olmak, onlara destek vermek de öğrencilerimiz için çok büyük bir moral olmuştu. Evet hocam. Ben de bu arada söylediğiniz için e, eklemek istiyorum. E, çok mutlu ve şanslı hissediyorum kendimi bu üniversitenin öğrencisi olduğum için. Hocam, üniversitemizin e, misyonu ve vizyonundan bahsedebilir misiniz? Evet, ya Tabi üniversitemizin e, öncelikli misyonu, geleceğin dünyasına kaliteli meslek insanları, kaliteli insanlar yetiştirmek. Hem meslek insanları hem de nitelikli insanlar yetiştirmek. Çünkü biz Üsküdar Üniversitesi olarak önce insan diyoruz. Yani bir kaliteli bireyler, insan kalitesi, insan nan niteliği çok gelişkin, açmış, aşkın insanlar yetiştirmek istiyoruz bu dünyaya. Çünkü bizim öncelikli görevimiz insanlığa hizmet etmek. Daha iyi bir insanlık için e, sorumluluğumuz var. Bu sorumluluk nedeniyle önce insan diyoruz. Yanı sıra da Kalifiye meslek insanları. Hangi alanda olursa olsun iyi yetişmiş meslek insanları. Teşekkür ederiz hocam. Peki Üsküdar Üniversitesi... Tabii vizyonumuz da dedim. Evet. Misyon. Vizyon evet, ve vizyon. Evet. Vizyonumuz <laughs> ise dediğim gibi artık küresel bir dünyada yaşıyoruz. Dolayısıyla Üsküdar Üniversitesi olarak da küresel düzlemde var olmak iyi bir yerdeyiz. Bu bulunduğumuz yeri daha da geliştirmek ve e, ön sıralarda bir dünya üniversitesi olarak yer almak. Bu bize ne getirecek peki? Bu bize mezunlarımızın, öğrencilerimizin uluslararası, uh, uluslararası düzeydeki hareketliliğini daha da artıracak, dünyanın çeşitli üniversiteleriyle en iyi üniversiteleriyle işbirliklerimizin gelişmesi açısından çok büyük bir uh, destek sağlayacak. Hocam peki Üsküdar Üniversitesi öğrencilere hem, ak hem akademik hem, de sosyal anlamda neler vaat ediyor? Evet akademik anlamda çok güçlü bir kere e, akademik kadromuz var. E, üniversitemizin bütün fakültelerinde ve meslek yüksek okulunda ve de enstitülerinde yer alan, görev yapan akademisyenler kendi alanında yetişmiş, yurt dışı eğitimle destekli, kendi alanında gerçekten Türkiye'de ve dünyada hatırı sayılır uzun tanınmışlığı olan akademisyenlerimiz. Hı hı. Dolayısıyla biz diyoruz ki evet üniversite sınavını geçip bizi tercih edecek olan genç kardeşlerimiz burada güçlü bir akademik kadroyla karşılaşacaklar. Ve o güçlü akademik kadrodan alanlarının en iyilerinden ders alacaklar. En iyileriyle eğitim öğretimlerini sürdürecekler. Dolayısıyla bu onlar için ileride iyi birer meslek insanı olmak açısından önemli. Akademik kariyer seçecek veya ileride akademik kariyer yapacak olanlar da güçlü bir akademik ortamda yetiştiğinde iyi akademisyenler olacaklar. Dolayısıyla öncelikle onlara çok nitelikli bir eğitim öğretim vaat ediyoruz ve yapıyoruz ve gerçekleştiriyoruz. İkincisi keyifli bir sosyokültürel kültürel ortam vaat ediyoruz ve zaten şu anda hali hazırda gerçekleştirmekteyiz. Üçüncüsü onları geleceğin dünyasına hazırlıyoruz. Bugünün dünyasına dünyasının da ötesinde biz onları geleceğe hazırlıyoruz. Çünkü bizim işte geleceğin dünyası dediğimizde aklımıza ne geliyor? Aklımıza teknolojik gelişmeler geliyor. Hı hı. Aklımızda bilimde yeni açılımlar geliyor. İşte genetik üzerine, yapay zeka üzerine Dijital üzerinden şey yapan, dijital üzerinden temellenen bilim dalları, işte nöro bilim çalışmaları. Dolayısıyla Üsküdar Üniversitesi hem bugünü çok iyi gerçekleştiriyor, bugünün gereğini yapıyor, ama geleceği de görüyor ve geleceğin bilim dallarında da öncelikli yer alıyor, geleceğin bilim dalları, geleceğin meslek alanlarında da öncelikli adım atan bir üniversite. Hı hı. Bu anlamda mesela Ön aksiyon alabilen bir üniversiteyiz biz. Geleceğin gidişatı çok iyi izleyip, gidişata çok iyi hani gözlemleyip gidişatı. Dolayısıyla geleceğin dünyasının ihtiyaçlarını da şimdiden görüp, e, stratejik planlarımızı eğitim öğretimde, akademik çalışmalarda, akademik kalkınmada, e, stratejilerimiz de geleceğe dönük stratejilerimiz de çok iyi hazırlayıp, çok iyi planlayıp. Ona göre biz öğrencilerimizi geleceğin dünyasına hazırlıyoruz. Geleceğe uyum sağlayacak e, dü, e, biçimde yetiştirmeye çalışıyoruz. Yani gelecek çok önemli diyoruz. Tabii çünkü bugünün gençleri geleceğin e, kalifiye, meslek insanları olacak. Hı hı. O nedenle de gelecek ihtiyaçları da bugünden görmek ve ona göre de... ...işte bu sıralarda, işte bu ortamda, işte bu kampüslerde öğrencilerimizi yarınlara yetiştirmek gerekiyor. Zaten bizim bu seneki tanıtım sloganımız da nedir? Yarınlara Üsküdar'dan odaklan. Biz gelecek vurgusunu çok önemsiyoruz. Bizim hı hı. için önemli. Çünkü madem ki gelecek gençlerin omuzlarında inşa edilecek o halde bize gelecek olan gençlerin geleceğe güvenle yürümeleri gerekiyor ki insanlığın geleceği, Türkiye'mizin geleceği de güven altında olsun. Hocam zaten hayatı değiştiren şey gelecektir ya. Evet. Değil mi? Ondan çok önemli olacak. Ve o değişim de Üsküdar'dan başlar. Çünkü biz ne demiştik? Dünyayı senin beynin değiştirecek demiştik değil mi? <laughs> i̇şte o değişim de burada olacak. O değişim nasıl mümkündür? Burada kaliteli bireyler yetiştirirsek, burada vereceğimiz bilimle, vereceğimiz eğitim, öğretimle kaliteli insanlar yetiştirirsek, o insanlar da ne yapar? Değişimi gider. Değişim de çok sağlıklı, çok kalifiye, çok nitelikli gerçekleşir. Hı hı. Hocam müfredatta üniversite kültürü ve psikoloji gibi dersler var. Evet, evet. Ee, bu dersler hakkında bilgiler alabilir miyiz? Öğrencilere neler kazandırıyor bu dersler? Evet, Üsküdar Üniversitesi'nin onlar farklılıkları tabii ki önemli evet. farklılıkları her hı. iki derste. Ee, şimdi biz üniversiteyi sadece Dersliklerde eğitim öğretim yapılan, ders anlatılan bir ortam, bir yer, bir kurum olarak görmüyoruz. Hı hı. Üniversite dediğim gibi hem bir eğitim öğretim kurumudur hem de bir kültürleştirme merkezidir. Kültürleştirme ve sosyalleştirme ortamıdır aslında. İşte bizim o üniversite kültürü dediğimiz şey tam da buna denk geliyor. Biz aynı zamanda dersliklerin dışında da öğrenciyi amfilerde Kampüste çeşitli sosyal etkinlikler, sosyal kültürel etkinlikler gerçekleştirerek, çeşitli workshoplar, seminerler düzenleyerek, çeşitli aktiviteler yaparak bu etkinlik ortamlarının içerisine öğrenciyi alıp burada sosyalleşmesini, burada kültürlenmesini amaçlıyoruz ve bundan da gerçekten büyük verim alıyoruz. Bizim işte sempozyumlarımız, bizim seminerlerimiz, bizim zaman zaman kültürel ve sanatsal etkinliklerimiz öğrencinin buralarda keyifli zaman geçirmesi ama aynı zamanda anlamlı kültürel etkileşimde bulunmasını sağlıyor. Dolayısıyla bu ders bizim için önemli. Ben, çünkü ben özellikle şunu çok önemsiyorum. Bir öğrenci birinci sınıfta üniversiteye kampüsün kapısından giren bir öğrencinin ki her birinize de bunu söylüyordun Kampüsün kapısından girdiğiniz gün ile o kampüsten mezun olup çıkarken ki, çıkarken ki durumunuz aynı olmamalı. Hı hı. Çok gelişme kaydetmiş. Yani İpek girdi, senin adın İpek olduğu için. <laughs> Sen 4 yıl önce girdiğin bu kampüse, hani orada daha çekingen, biraz daha korkak, biraz evet. daha heyecanlı, biraz daha meraklı... Ama şimdi artık mezuniyet diplomanı aldığında çok farklı bir ipeksin artık. İşte biz bu farkı yarat. Bu farkı nasıl yaratıyoruz? Bu farkı evet derslerde evet bilgi yükleyerek yaratıyoruz. Evet akademik anlamda akademik ortamlarda eğiterek yaratıyoruz. Kültürle Ama yaratmış. kültürel etkileşim çok önemli burada. Çünkü kültürel etkileşim öğrencinin aynı zamanda karakterine, aynı zamanda kişiliğine bir takım katkılarda bulunuyor. Bir değişim oralarda yaratıyor. O psikoloji ve iletişim beceriliği. Hı hı. E, bu da yine e, yani bizde ilk konan derslerden biri. Hatta Türkiye'deki üniversitelerde ilk bizde konan, belki şu anda sadece bizde vardır. E, pek müfredatlarda karşılaşmıyorum. Hı hı. Nevzat Hoca bunu her fırsatta söyler. Harvard Üniversitesi bizden sonra bu dersi koydu der. Hı hı. Biz daha önce koymuştuk. E, evet, e, Hayata pozitif bakmak önemli ve hayata psikolojik analitik bir tarzda bakmak da önemli. Çünkü her bir bireyin hem kendisini tanımlayabilmesi ve tanıyabilmesi, hem başkalarını tanımlaması, tanıyabilmesi, insan ilişkilerinde empati, karşılıklı sevgi, olumluluk üzerinden pozitivist pozitif bir bakış açısı üzerinden başka bir bireylerle etkileşim halinde olmak çok önemli. Çünkü Hayat bir yanıyla işbirlikleridir. Hayat bir yanıyla sosyal etkileşimdir. Hayat hiçbir zaman biz bu dünyada ıssız adada hiçbirimiz değiliz. Hiçbirimiz yalnız bireyler değiliz. Bütün meslekler, bütün iş alanları, bütün yaşam tarzları mutlaka başka insanlarla yani bir sosyal hayatın içinde kurulması gereken ilişkiler. İşte o sosyal hayatın içinde kurulacak ilişkilerde her tür ilişkide pozitif psikoloji ve iletişim becerisinin çok büyük katkısı var. Onun içinde de birinci sınıfta hemen bunları ne yapıyoruz? Öğretmeye başlıyoruz. Ne yapıyoruz? Öğrencimizi kültürel etkileşim ortamına almaya ve o ortamlarda kültürlemeye çalışıyoruz. Hı hı. Ve başka ne yapıyoruz? Tabii Üsküdar Üniversitesi belki sen onu soracaksın ama Üsküdar Üniversitesi aynı zamanda ARGE çalışmalarına çok önem veren bir hı hı. üniversite. Çünkü öğrencinin araştırma inceleme yapması araştırma yapması irdelemesi karıştırması gerekiyor Araştırma yapmayan ya yani araştırma yapmazsa eğitim öğretim ve akademik ortam mutlaka şey bir şekilde eksik kalır O nedenle Biz Argeye çok önem veriyoruz öğrencilerimizin girişimci olmalarını bu anlamda öğrencilerimizin projeci olmalarını istiyoruz Çünkü artık günümüz dünyası bir yandan da bireyin, girişimiyle, bireyin kendi başına bir takım projeler yapmasıyla, bireyin keşfetmeye sempatiyle bakması, keşfetmeye çalışması, bunun içinde merak uyanması gerekir, bunun içinde sevmesi, ara sevmesi. bunun içinde araştırma yapması gerekir. Dolayısıyla da bütün bunlar içinde bizim müfredatlarımızda yine bütün üniversitede hangi bölümde okursa okusun bizim üniversitemizin mutlaka proje dersi, mutlaka girişimcilik dersi gibi derslere biz yer veriyoruz ve öğrencilerimizin laboratuvara girmesini istiyoruz. Öğrencilerimizin kendi ilgi alanlarına göre ilgili laboratuvarlarda zaman geçirmesini, kütüphanelerde zaman geçirmesini, toplumsal alana inip toplumsal alanda araştırma yapmasını istiyoruz. Hocam aslında zaten üniversite kültürü ve psikoloji dersleri de öğrenciyi hayata hazırlıyor değil mi? Tabii ki, tabii Hı -hı. ki. Hocam üniversitemiz çok geniş burs e, seçeneklerine sahip, evet. Tercih yapacak öğrenciler için üniversitenizin sağladığı burs imkanlarından biraz bahsedebilir misiniz? Tabii tabii. Ya bir tabii e, yok bursları var hani yokun öngördüğü <laughs> ama biz artı olarak üniversitemizi ilk beşte tercih edecek olan öğrencilerimizi tercih bursu da veriyoruz. Dolayısıyla hani Nasılsa hani bizi tercih edecekse ki ben bizi tercih etmelerini öneriyorum. Biz iddialı, biz idealist bir üniversiteyiz. Evet. Gelecekse de ön sıralarda tercih etsin ki o bayağı iyi bir tercih bursu var. Hı hı. Onu e, ilgili teknik sayfalarımızdan ve tercih esna tanıtımlar esnasında gelip burada tercih danışmanlarımızdan da ayrıntılı bilgi alsınlar. Hı hı. Tercih bursunu kazansınlar. Önemli ve çok avantajlı bir burs. 17 Temmuz'dan itibaren üniversitemizde tanıtım ve tercih günlerimiz başlıyor. Dolayısıyla da ben genç kardeşlerime mutlaka gelsinler. Üniversite ortamını görsünler, kampüslerimizi görsünler, ortamları dolaşsınlar. Burada öğrencilerimizle tanışsınlar, hocalarımızla tanışsınlar, bölüm başkanlarımızla tanışsınlar. Bizim hocalarımız, üniversitemizin hocaları, akademik ve idari personeli çok sempatiktir. Evet, kesinlikle Onlardır. hocam. Onu Değil çok mi? iyi biliyorum. Çok deneyimledim çünkü. <laughs> evet, onun için çok kolay ulaşırlar. Biz eski böyle hani ulaşılmaz, erişilmez hoca anlayışı, akademisyen anlayışını benimseyen bir üniversite değiliz. Evet. Ulaşılabilirlik, hı hı. erişilebilirlik, yakın ilişki kurulabilirlik anlayışına sahibiz. Gelsinler, bizlerle görüşsünler. Benim odam da açık üniversitenin rektörü olarak. Hı hı. Bilgi alsınlar, ortamı görsünler, şöyle bir çay kahve içsinler, dolaşsınlar, kütüphanelerimizi dolaşsınlar. Çok güzel, son teknolojiyle donanmış laboratuvarlarımız var. Dolayısıyla buraları ziyaret etsinler. Geçtiğimiz haftalarda Azerbaycan'ı ziyaret ettim. Azerbaycan'da bazı evet, üniversitelerle bir takım temaslar için gitmiştim, ziyaretlerde bulundum. <laughs> Üsküdar Üniversitesi'ni onlara anlattığımda çok büyük hayranlık duydular. Ve bizlerle işbirlikleri, protokoller falan imzalandı. Evet. Çok hevesliler bir an önce gelmeye, bizlerle laboratuvarlarımızda birlikte çalışmaya, dersliklerimizle birlikte kendi öğrencilerini bizlere göndermeye, hocalarını göndermeye. Hı hı. Dolayısıyla biz Üsküdar Üniversitesi için, Üsküdar Üniversitesi olarak parlayan bir üniversiteyiz gerçekten. Ya 10 yıllık bir geçmişimiz var ama bu 10 yıllık geçmişte çok hızlı aşama kaydettik. Neden? Bu sadece nicel büyüme değil de işte bu hızlı aşama kaydetmişimizin nedeni çok doğru stratejik planlama yapmak, çok doğru bir misyon koymak, çok doğru bir vizyon koymak. Nedir doğru olan burada? Doğruyu, hani doğruyuz da neden doğruyuz? Çünkü biz Dünyanın ihtiyaçlarını çok iyi saptıyoruz. Dünyanın ihtiyaçlarına bakıyoruz. İnsanlığın ihtiyaçlarına bakıyoruz. İnsanlığın gitmesi gereken yeri e, anlamaya çalışıyoruz. Hı hı. Onun üzerinden de işte geleceğin dünyasına en kalifiye elemanın nasıl yetiştirebileceğimizi önemsiyoruz ve bunun üzerine çalışıyoruz. Hocam üniversitemiz MP İstanbul Hastanesi gibi kapsamlı bir hastane ile ortak. Evet. E, uygulama ve bilim ortağı olarak NP İstanbul Hastanesi'nin sağlık alanında eğitim gören öğrencilerimiz orada staj yapma imkanına da sahip oluyor. E, peki öğrenciler sunduğu imkanlar başka nelerdir? Evet tabi e, NP İstanbul olarak geçiyor, Nöropsikiyatri <laughs> hastanemiz çok donanımlı e, bir hastane ve çok e, tabi e, şanslıyız öyle bir hastane ile işbirliği içinde olduğumuz Kesinlikle. için. Sağlık Bilimleri Fakültesinde okuyan öğrencilerimiz psikoloji eğitimi gören öğrencilerimiz tabii ki tıp fakültesinde okuyan öğrencilerimiz için çok iyi bir staj olana çok ortamı sağlıyor uygulamalı eğitim için öğrencilerimize büyük fırsatlar sunuyor ama o kadar değil biz İstanbul'daki hatta Türkiye'deki pek çok hastane ile bu anlamda staj işbirlikleri imzalamış bulunmaktayız Sağlık hı hı. Bakanlığı ile çok yakın çalışmaktayız dolayısıyla bizim hani tıp ve sağlık alanında bizde okuyan öğrencilerin uygulamalı eğitimlerini önemsiyoruz. İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü ile de bir takım tabii ki protokollerimiz var ve bütün İstanbul'daki bütün hastanelerde uygulamalı eğitim ve staj olanaklarını yakalıyorlar. Hı hı. E, hatta buralara hocalarımız da öğrencilerimizle birlikte gidiyor. Hocalarımızın gözetimi altında sağlıkçı öğrencilerimiz, tıpçı öğrencilerimiz staj olanağı Buluyorlar. Ee, diş hekimliği aynı şekilde yeni kurulan artık tabii yeni kuruldu ama artık öğrencilerimiz var üçüncü sınıfında bu yıl. Hı hı. Dolayısıyla diş hekimliğimiz de çok e, gelişkin bir laboratuvar altyapısına sahip son teknolojiyle donanımlı muhteşem bir diş hekimliği fakültemiz var. Diş hekimliği okuyacak öğrencilerimiz başka yere gitmesinler hiç gerek yok. Çünkü gerçekten evet iyi bir hoca kadromuz ve çok iyi laboratuvarımızda artık öğrencilerimiz birebir orada hasta da bakıyorlar hocalarımızla birlikte. Onun için de diş hekimliği fakültemiz uygulamalı eğitimle muhteşem bir iime kazandı. Tıp fakültemiz aynı şekilde hastanemizde hemen bitişik de olduğu için zaten Hastanesi ile. Dolayısıyla tıp fakültesi öğrencilerimiz de çok büyük fırsatlarla ve tabii ki diğer bütün İstanbul'daki hastanelerle, işbirliklerimizle çok iyi olanaklarla, çok iyi bir tıpçı, hekim kadrosu, tıp akademisyenin kadrosuyla oldukça iyi bir eğitim görüyorlar. Evet. Dünyanın çeşitli ülkelerindeki üniversitelerden tıp fakültemize yatan geçişler oluyor. Yani evet, orada bile çok fazla sadece Türkiye'den değil başka ülkelerden de Öğrenciler e, bir şekilde yatay geçişlerle de geliyorlar bize. Hı hı. Ama bu yılki adaylara diyorum ki hiç dolanmaya gerek yok. Gideceksiniz yatayla geleceksiniz gerek yok. Direkt baştan tercihinizi yapın ve gelin. Hiç de uğraşmayın. Direkt bize gelsinler ve biz de kaliteli eğitimle İstanbul'un tam merkezinde yetişsinler. Hocam az önce sizin bahsettiğiniz gibi Üsküdar Üniversitesi'nin her bölümünde, her fakültesinde uygulama olanakları gerçekten çok fazla evet. aynı zamanda. Hocam Üsküdar Üniversitesi uluslararası alanda elde ettiği başarılarla adından sıkça söz ettiriyor. Evet. Yakın bir zamanda Times Higher Education tarafından iyi bir derece aldı. küresel düzeydeki bu başarının öğrencilere kattıkları, yansımaların neler? E tabi yani e, şimdi şöyle tabi bunlar genç e, şimdi henüz üniversiteye aday olacak öğrencilerimiz için biraz bunları hani high education'daki sıralama falan belki onları ilk etapta çok fazla onlar için anlamlı olmayabilir ama evet. e, dünya üniversitelerinin sıralaması diye bir şey var o sıralamada ilklere girdiğiniz zaman önlere çıktığınız zaman o sıralamada ön sıralara çıktığınız zaman bir kere pek çok bunun işte bir takım olanaklar yakalıyorsunuz. Çeşitli kuruluşlar sizinle akreditasyon yapıyor, bir takım anlaşmalar yapıyor. Üniversite işte öğrencilerimizin diploma denklikleri uluslararası düzeyde çok daha saygın oluyor. Mesela biz buradan mezun olan öğrenci dünya sıralamasında olan bir üniversite olunca buradan mezun olan öğrenci Dünyanın mesela Amerika'nın öne çıkan üniversitelerinden ileride burs olana bulabiliyor, burs yakalayabiliyor, oralarda akademik kadro kabulleri alabiliyor, e, yurt dışında bir takım iş imkanlarını daha kolay yakalayabiliyor. Dolayısıyla pek çok getirisi oluyor. Yani bir üniversitede akademik kadro ne kadar tanınırsa, bir üniversitede e, bir takım arge çalışmaları, patent çalışmaları ne kadar öne çıkarsa, bir üniversitede yayın açısından bir üniversite ne kadar güçlü olursa o üniversiteden mezun olacak öğrenci de bütün bu olanaklardan o kadar faydalanır. O kadar saygı görür. O kadar istenir. O kadar talep edilir hale gelir. Evet, Dolayısıyla biz Üsküdar olarak bunu önemsiyoruz. Sadece bize öğrenci gelsin gitsin değil. Ama biz akademik olarak da ön sıralarda konumlanan bir üniversite olmak istiyoruz ve bu yolda da ilerliyoruz. Hı hı. Ve yani şu ana kadar 10 yılda çok hızlı kalite açısından çok hızlı aşama kaydetti. Bugün artık evet. hani bir dünya neresinde olursan ol ama özellikle de saygın ülkelerinde hani eğitim öğretim açısından niteliğe önem veren ülkelerde mutlaka artık bizim Üsküdar Üniversitemizin adı biliniyor. Evet. Yapıp ettikleri izleniyor. O açıdan da gerçekten çok mutluyuz. Teşekkür ederiz hocam. Peki uluslararası öğrenciler tarafından en çok tercih edilen üniversitelerden bir tanesiyiz. Bunun nedeni neye bağlıyorsunuz hocam? İstanbul çok güzel. Hı hı. Üsküdar Üniversitesi İstanbul'un merkezi. E, merkezi. Üsküdar Üniversitesi zaten yurtdışı hareketlilikte uluslararası hareketlilikte öne çıkan bir üniversite. Hı hı. E, akademik kadro yani şey iyi. E, çok öne, öne çıkan akademisyenlerimiz var dünya çapında tanınan. Kesinlikle. Dolayısıyla onlara dokunmak, onlarla bir arada olmak, güzel bir şey tabii. E, o nedenle de daha rasyonel karar veren, daha kendi geleceğini düşünerek karar veren, yani hmm. eğer ya ne olursa olsun bir üniversite diplomam olsun da ne olursa olsun değil de gerçekten e, önemli bir diploma almak isteyen, gerçekten kendisini yetiştirmek isteyen, gerçekten geleceğe idealist bir bakış açısıyla hazırlanmak isteyen gençler için tabii ki e, kalite önemli. Hı hı. E, biz de kalite için zaten iddialıyız. Neden evet. olmasın? E, yani bir kalite ve niteliğin önemsendiği idealizmin öne çıktığı bir ortamda buluşmak muhteşem bir olay. Kesinlikle hocam. Hı. Hocam okulumuz 21 Haziran e, tarihinde 7048 mezun verdi. Bir de ben evet. onların arasında. Tebrik ediyorum. Teşekkür ederim hocam. Ee, buradan mezun öğrencilerimiz bir diplomanın yanında başka nelerle ayrılıyor? Diplomanın yanında e, bir kere çok iyi yetişmiş bir insan olarak ayrılıyor. Hayata atılıyor. <laughs> ayrılıyor demiyoruz. Hayat çok atılıyor. iyi bir insan, çok kalite, toplumsal duyarlılığı olan, insanal duyarlılığı olan, idealist e, bir insan olarak e, biz onu hayata gönderiyoruz. Hocam, iletişim fakültesi eski dekanı olmanız bağlamda, bağlamında iletişim fakültesi özelinde sormak istiyorum. görsel iletişim tasarımı gibi birçok bölüm akreditasyon aldı. Bunlar eğitimi hangi düzeyde etkileyebiliyor? Tabii akreditasyon almak, akreditasyon bir belgedir. O belgeyi Hı. size verebilmeleri için, bir bölüme o belgeyi verebilmeleri için o bölümün müfredat yapısıyla, akademik kadrosuyla, eğitim, öğretim ortamıyla, laboratuvarlarıyla kendisini kanıtlamış olması gerekiyor. Sektörle ilgili sektör ilişkileriyle, işbirlikleriyle, dünyaya açılan yanıyla kendisini kanıtlamış olması gerekiyor. Denetçiler var bu akreditasyon esnasında geliyorlar. Bölümleri tüm ayrıntılarıyla denetliyorlar, bölümleri tüm ayrıntılarıyla inceliyorlar. Sonra sizin yeterli olduğunuza ya da yeterli olmadığınıza karar veriyorlar. Dolayısıyla biz e, iletişim fakültesi özelinde de diğer fakültelerimiz fakültelerimizde de pek çok bölüm için akreditasyon sürecine başlattık. <laughs> e, bölümlerimizin önemli bir bölümü akredite edildi. Bir kısmı da akreditasyon sürecine hazırlanıyor. Dolayısıyla üniversite olarak kalite ve akreditasyon sürecine önem veriyoruz. Sadece bölümlerimizi değil, biz aynı zamanda üniversiteyi bir bütün olarak da kurumsal akreditasyon sürecine şu an hazırlıyoruz. Daha önce e, bir kere akreditasyon e, bir değerlendirme de aldık kurumsal akreditasyon. Hı hı. YÖKAK diye bir kurum var. Bu YÖK ile birlikte çalışan YÖK bünyesinde kalite akreditasyon kurumudur. Dolayısıyla biz eee YÖKAK'tan, YÖKAK denetiminden e, başarıyla geçtik. O denetimler, o değerlendirmeler belli süreler için oluyor. Bu işte 3 yıl önce geçmişti. Şimdi o 3 yıl tamamlandı. Şimdi tekrar bir e, kalite akreditasyon sürecini kurum olarak da hazırlanıyoruz. Yeniden değerlendirme, belli süre, sürelerle değerlendirme. Yani bir kere değerlendirildiğinizde bitmiyor. Hı hı. Bir kere değerlendirildiniz. Tamam denildi. Orada bitmiyor. Tekrar o kalitede devamlılık gerekiyor. Sürdürülebilir kalite çok önemli. Aşamaları mı var hocam? İşte aşamaları değil. Belli bir noktayı yakaladınız. Hı hı. O noktayı aynen sürdürmek gerekiyor. Ha. O kaliteden taviz vermemek gerekiyor. Yani ben işte tamam belgemi aldım artık bir şey yapmama gerek yok demek yerine yani. sürdürülebilirlik önemli. Dolayısıyla biz tekrar mesela bölümlerimizde de e, şey bütün genel olarak üniversite genelinde de ara ara böyle belli periyotlarla değerlendirme sürecine tabi oluyoruz. Bunu kendimiz istiyoruz. Akreditasyon süreçleri istekle yapılan gönüllü süreçlerdir. Biz akreditasyon kurumuna diyoruz ki ya ben iyiyim, ben hazırım. Bütün yapıp ettiklerimde kendime güveniyorum. Gelin beni değerlendirin diyoruz. Onlar da geliyor, değerlendiriyor. Bu değerlendirme sonucunda Eksiklerin varsa söylüyorlar, eksiklerin yoksa da sana akredite edilmiş belgesi veriyorlar. Biz Hı. üniversite olarak bu anlamda oldukça iyi bir noktadayız ve bu süreçleri çok başarıyla götürüyoruz. Öğrencilerimiz çok rahatlıkla bizim programlarımıza, müfredatlarımıza, akademik kadromuza, uluslararası hareketliliğimize, misyon ve vizyonumuza güvenerek gelebilirler. Biz çünkü bizim tek bir iddiamız var. Kalite, kalite, kalite. kalite. Hocam iletişim alanını tercih etmek isteyen adaylara, Üsküdar İletişim'in sonunda olanaklara ilişkin de görüşlerinizi merak ediyoruz. Tabii. E, Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi olarak bir kere eğitimin bir kısmı teoriktir. Hı hı. iletişim alanda bir kısmı mutlaka uygulamalıdır. Teorik ve uygulamalı eğitim birlikte olduğu bir olması gereken bir eğitim tarzıdır iletişim eğitimi. Biz de onu yapıyoruz, çok güçlü bir teorik eğitim veriyoruz ve bunu güçlü bir e, uygulamalı eğitimle de tamamlıyoruz. Bu anlamda televizyon stüdyolarımız, bu anlamda gazete atölyelerimiz, bu anlamda bilgisayar laboratuvarlarımız oldukça iyi durumda. E, uygulama dersleri verecek koca ve teorik dersleri verecek koca kadromuz iyi. Aynı zamanda ee, televizyon sektöründen medya sektöründen özellikle destek alıyoruz ki en önemli destek ve işbirlikçilerimizden biri TRT'dir. Kendilerine teşekkür de ediyoruz burada. Ee, dolayısıyla bize gelebilirler. Ee, hoş bir ortamımız da var. iletişim fakültesi olarak. Ee, Kesinlikle hocam. Onu ben de evet, o fakültem olduğu için. Evet Niye? Öğrencilerimiz çok güzel ödüller alıyorlar. Ee, TRT'den Aydın Doğan'dan Ortaya koydukları yayınlarla, ortaya koydukları haberlerle, programlarla, projelerle. projelerle. Dolayısıyla tabii ki iletişim okunacaksa Üsküdar iletişimde okunur. Ama Kesinlikle. tabii tıp okunacaksa Üsküdar tıpta okunur. Diş hekimliği okunacaksa Üsküdar'da okunur. Ebe olacak, hemşire olacak, çocuk gelişimci olacak, fizyoterapist olacak veya sağlık bilimlerinin herhangi bir alanında okuyacak öğrenci de bizim sağlık bilimleri fakültemize gelecektir güçlü seçkin kadrosuyla. E, mühendislik bölüm e, fakültemiz oldukça kaliteli, güçlü laboratuvarları ve güçlü seçkin akademisyenleriyle mühendislik okunacaksa mesela adli tıp. Adli tıp Üsküdar'da okunur. Neden? Çünkü Profesör Doktor Sevil Atasoy, Atasoy var. Evet. Yani daha nereye gidebilirler ki? Yani niye gitsinler? Tabii ki Sevil Hoca'ya gelecekler. İnsan toplum bilimleri hocam. değil mi? Evet. İnsan uluslararası ilişkileri okuyacaklarsa tabii ki Üsküdar Üniversitesi'ne gelecekler. Tabii Deniz evet. Ülkarı Arıboğan'la okuyacaklar burayı. E, psikoloji okuyacaklarsa tabii ki psikoloji artık yani merkezi burası. Psikoloji Nevzat evet, Tarhan'ın kurduğu hocamız. bölüme gelecekler. Kesinlikle. Dolayısıyla biz bütün bölümlerimizde iddialıyız. Çünkü bütün bölümlerimiz bizim gerçekten alanda seçkin hocalarla kuruldu ve alanda seçkin hocalarla devam ediyor. Hı, hı. İlginç e, yüksek lisans ve doktora bölümlerimiz var. Mesela bizde olan tek ve ilk bizde nöropazarlama. Çok evet. güncel ve çok ilginç bir bölüm. Reklamcılığı, halkla ilişkileri, pazarlamayı bir araya getiren, iletişimi, psikolojiyi bir araya getiren çok ilginç sentez bir sentez bir bölüm, nöropazarlama. Hastanemiz bölümü. var hocam Üsküdar Np. Evet. NEP hastanemiz. Yapı pazarlamaya bizde gelecekler. E, yeni medya gazetecilik programımız masterımız var. Türkiye'de tek bu alandaki tek master veren, <laughs> e, tek master <laughs> programı. Yeni medya iletişim doktora ilk ve tek şu anda hala. Dolayısıyla <laughs> artık hani iletişim kendini artık yeni medyaya doğru evriliyor. Bundan sonra dik ki iletişim akademisyenlerinin yeni medyadan e, bağımsız e, akademik kariyer edinmeleri veya yapmaya çalışmaları olmaz. Yeni medya iletişim bunun için uygun bir alan doktora programımız başvurular devam ediyor. E, Fen bilimleri enstitümüz, sağlık bilimleri enstitümüz, adli bilimler enstitümüz, bütün bunlar da şu anda master ve doktora başvurularımız da devam ediyor. <laughs> Genç kardeşlerim e, başvurularını yapabilirler ve akademik kariyerlerini de bizimle e, sürdürebilirler, bizimle inşa edebilirler. Çünkü bunlar hepsi Üsküdar'da okunur, değil mi hocam? Evet. Hocam az önce bahsettiniz son Azerbaycan ziyaretiniz ekseninde Üsküdar'ın uluslararası işbirlikleri bağlamındaki çalışmalarını ve öğrencilere sağlanan olanakları sormak isterim. Evet tabii. ya yani Üsküdar Üniversitesi uluslararası bir üniversite. Kesinlikle. Çok fazla üniversite ıı, uluslararası öğrencimiz var. Hı -hı. 25 bin öğrenciden 5 bin civarı uluslararası öğrencimiz. Hı -hı. İngilizce bölümlerimiz çünkü çok fazla. Evet. Mühendislik fakültemiz tamamen İngilizce eğitim yapıyor. Türkçe bölümleri de var ama psikoloji evet. Psikoloji bölümümüz hem İngilizcede hem, hem Türkçede Türkçe eğitim yapıyor. Tıp fakültemiz İngilizce Türkçe. Hı hı. Dolayısıyla hani şey öğrencilerimiz yurtta başka ülkelerdeki öğrencilerimiz için de biz bir çekim merkeziyiz. Bir kere İstanbul gibi bir dünya kentinde okuma ayrıcalığı. İkincisi Üsküdar'ın merke İstanbul'un merkezinde bir Üsküdar Üniversitesi var. Hı hı. Ve bu öğrencilerine oldukça şık mekanlar, oldukça eee nitelikli altyapısı, evet gelişmiş kampüs ortamı, hı hı. oldukça güler yüzlü alanlarında kaliteli akademik kadro. Hocam e, ulaşım... gerçekten çok güler yüzlüler. <laughs> Değil mi? Evet, çok tatlılar. Evet gerçekten hocalarımız. Ee, ve ulaşım imkanları zaten Üsküdar Üniversitesi'nin konuşlandığı yer, bütün toplu taşım e, araçlarına yakının e, tam merkezinde. Yani buradan İstanbul'un hatta bazen Türkiye'nin her yanına tek araçla gidebiliyorsun. De, Hı -hı. Onun için oldukça iyi. Çok fazla yurt var. Üsküdar'da pek çok öğrenci yurdu var. E, bu yurtlarda e, şey yapabilirler, diyor. kalabilirler. Onun için de hani öğrenciler için özellikle tabii günümüz koşullarında yurt olayı önemli bir sorun. Evet. Anlaşmalı olduğumuz 5 tane yurt var Üsküdar ilçesinde. Hı hı. Dolayısıyla bir problem çıkmaz. Bu imkanımız evet. da var. Yemek, kafeterya ortamları oldukça sağlıklı. Kafe hı hı. ortamlarımız oldukça sağlıklı. Spor salonlarımız var. Spor, yani spor başarılarımız da var hocam evet. çok fazla sayıda. Evet spor başarılarımız alırız, var tabii tabii yani. Türkiye'nin önemli, evet sporda başarı kazanan önemli üniversiteleri arasındayız. Dolayısıyla hı hı. spor imkanı var. Ee, e, çok fazla sosyal etkinlik ve kültürel etkinlik için kulüplerimiz var. Hı hı. Müzik yapmak isteyen, sinema yapmak isteyen, başka her alanda, her alanda spor yapmak isteyen, e, kültürel bir takım e, çalışmalar, sosyal sorumluluk projeleri içinde olmak isteyen. Her alana uygun bizim kulüplerimiz var 70'in üzerinde. Onun içinde öğrenci burada hem kaliteli bir eğitim öğretim görür, hem akademik hayata hazırlanır, hem sosyal bir ortam onu saran sıcak bir sosyal ortam, hem kültürel olarak gelişebileceği bir ortam, hem de tabii İstanbul'da öyle bir yerdeyiz ki İstanbul'daki bütün kültürel ve sanatsal ortamları da çok yakın, evet. medya sektörüne yakın. İşte tiyatrolara, konser salonlarına, spor salonlarına her yere çok Herkezde yakın. Merkezde olduğu için hocam her yere evet. yakın gerçekten. İstanbul'un bütün olanaklarında yararlanabileceği bir konumdayız. <laughs> Hepsinden tabii önemlisi Boğaz'dayız sonuçta yani. Evet. Boğaz'ın güzelliklerini izleyecek, Boğaz'ın güzelliklerinden, fırsatlarından yararlanacak Aynen. bir konumdayız. Hocam ada öğrencilerine ne tavsiyede bulunmak istersiniz? Aday öğrenciler... Öncelikle başta da söyledim, bir kere kendilerini çok iyi sorgulasınlar, rasyonel olsunlar, yüreklerinin sesine kulak versinler, yüreklerini dinlesinler, heyecanları nedir, arzuları nedir, coşkuları nedir, onları mutlu edecek ne olabilir, nasıl bir iş, nasıl bir bölüm. Dolayısıyla yüreklerine yüreklerini mutlaka dinlesinler, yüreklerinin sesine kulak versinler. Hı hı. Ama ardından mutlaka akıllarına sorsunlar, mutlaka rasyonel olsunlar. Yüreklerini ve akıllarını e, yüreklerini ve akıllarını birleştirerek en doğru kararı verebilirler. Yüreklerini götüreceği yere gitsinler, ama mutlaka akıllarının kontrolünde olsun. Hı hı. Yani yolculukta onlara rehberlik edecek akıldır. Heyecan verecek yürektir. Dolayısıyla sevecekleri bir şey o bir bölüm olsun. Heyecan duyacakları bir bölüm olsun. Ama onlara gelecek ve sağlayacak. Onları güçlü bir şekilde geleceğe hazırlayacak. Da bir alan ve bölüm olmasına dikkat etsinler. Hı hı. Hocam çok teşekkür ederiz. Eklemek istediğiniz bir şey var mı? Ben bütün e, adaylarımıza, bütün genç kardeşlerime başarılar diliyorum. En kısa zamanda üniversitemize bekliyorum. Gelsinler, evet. Tercih tanızmadan. bir kahvemizi, çayımızı içsinler, tanışsınlar. Kendilerin, kendileriyle tanışalım, temasta bulunalım. Çünkü geleceği onlarla birlikte, insanlığı, dünyanın geleceğini biz hep birlikte kuracağız. Hep birlikte organize edeceğiz. Dolayısıyla da onları kampüse bekliyorum. Önce bizi tanısınlar, sonra kararlarını versin. Hocam çok teşekkür ederiz. Kızı kırmadığınız, geldiniz. Çok keyifli bir program oldu benim. Için. Teşekkür ederim. Üsküdar'a gelirkenim bölümünde Sayın Rektörümüz Profesör Doktor Nazife Güngör hocamızı ağırladık. Kendisinin üniversitemizi ve imkanlarını konuştuk. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.